Sabah sabah programı 30 Eylül Salı gününde devam ediyor. Yeni televizyonlarını yeni açanlara, bizi radyolarında yeni dinleyenlere de herkese günaydın diyoruz. Yeniden bir günaydınlığımızı paylaşalım. Stüdyomuzda Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve aynı zamanda Lefkoşa İlçe Başkanı Doktor Faiz Sucuoğlu var. Faiz Bey hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Aktif milletvekili olarak siyasetteki ilk dönem nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi? Farklılıkları neler? Daha önce ilçe başkanıydınız. Şu an hem milletvekili hem ilçe başkanısınız. Yani tabii milletvekilliği adı üstünde milletin vekilisiniz. Dolayısıyla tabii sorumluluklar daha fazla olur. Daha fazla dersinizi çalışmanız gerekir. Daha çok okumanız gerekir. Daha çok araştırma yapmanız gerekir. Özellikle bir muhalefet partisi milletvekili olarak iktidardaki koalisyon hükümetinin icraatlarını daha yakından takip etmek lazım. Doğrulara doğru demek lazım. Ama yanlış yapılanlara da yanlışın ne olduğunu ve tabii ki alternatif olarak da nelerin yapılması gerektiğini anlatmak gerekir. Yani bütün çabamız şu anda bu yönde gidiyor. Peki mecliste sizi böyle çok şaşırtan bir olay var mı? Veyahut meclisin içerisine girip çalışmaya başlayınca sizi demoralize eden, bu böyle miydi, böyle mi olmalıdır diye düşündüğünüz noktalar var mı? Tabii. Yani ben açık söyleyeyim, meclise girerken biraz daha farklı düşündüm, düşünüyordum. Ama içine gerçi televizyonlardan seyrediyorduk ama bir kere daha üretken olmasını hayal ederdim. Yani böyle gerçekten popülist yaklaşımlar çok yüksek seviyede. Bile bile yapılan konuşmalar, yani sırf işte bir şekilde yanlışı savunma. İlginç olan şeyde mecliste çok ciddi tartışmalara giren arkadaşların salonda kucak kucağa oturması. Kesinlikle. O güzel bir şey, evet. Tabii ki. Yani dışarıdan çok farklı, çok gergin görülen ikili bir ilişki, bir söz düellosu. Bakıyorsunuz hemen arkada kuliste çok daha farklı, daha dostça oluyor. O da güzel, güzel işin şey. Güzel tarafı ama esas en büyük, bana göre en büyük hayal kırıklığım çok daha verimli, çok daha üretken olmasını hayal ettim açıkçası. Ama maalesef daha ziyade belli zümreciklerin, belli kişilerin kendi temsil ettikleri toplumları ve zümreciklerin, ama halkın değil, şeylerini, çıkar, düşüncelerini ve kendilerinin yapmak istediklerini orada bazı arkadaşlar temsil etti. O yönde yasa hazırlıkları yapıldı vesaire vesaire. Yani özetle şunu söylemek isterim. Yani yapılacak olan, alınacak olan kararların daha ziyade toplumun ekonomik anlamda, sosyal anlamda ama daha ziyade şu anda özellikle içinden geçtiğimiz süreçte insanlarda çok ciddi boyutta bir ekonomik daralma, çok ciddi boyutta bir maddi sıkıntı yaşıyor insanımız. Bu konuda nasıl bir açılım yapılabilir? Bu konuda yasal düzenlemeler, bu konuda efendim küçük yatırımcıyı, esnafı rahatlatıcı veya borçlarını veya sıkıntılarını bir şekilde daha tolerable edebilecek girişimlerin, yasaların hazırlanması, tartışılması gerekir ama çok üzülerek görüyorum ki bizim 1974'ten beridir enerjimizin büyük bir kısmı Kıbrıs konusuna gidiyor. Yani belki Kıbrıs konusuna ayırdığımız zaman, ayırdığımız enerji, ayırdığımız düşünce, ayırdığımız tartışmaları başka yönlerde toplum açısından, toplumun faydası açısından ayırmış olsaydık, konsantre olmuş olsaydık belki de çok daha farklı bir yerde olurduk. Ama öyle bir durum ki hep Kıbrıs konusu, hep Kıbrıs konusu, hep tabii ki Kıbrıs konusu olacak. Ama Kıbrıs konusu var diye böyle, şu anda ambargo var diyor, şu anda şu var, bu var diye biz her şeyi çözüme endeksleyip de ertelememiz İşte toplumun şu anda geldiği noktaya getirmiştir. Hükümet bunu mu yapıyor şu an? CTP'de hükümeti tabii bunu... ki zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi Sayın Başkanı da, Sayın Başbakan da aynı şeyi söylüyor. İşte çözümden sonra bu sıkıntılar gidecek. Sanki çözümden sonra bir sihirli el
değecek, tokunacak ve iki halk veya Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bizler bir anda refaha kavuşacağız vesaire. Halbuki böyle bir şey yok. Yani söylemek istediğim şu, tartışılsın ama esas olarak artık yavaş yavaş toplumun iç dinamiklerini, toplumun önünü açacak ekonomik anlamda, sosyal anlamda farklı şeyleri de en az Kıbrıs konusu kadar, hatta daha fazla tartışmamız gerekir, konuşmamız gerekir. Çünkü yani dediğim gibi 1960'lardan beridir, 67-68'den beridir iki halk arasındaki bu görüşmeler, efendim çözüm arayışları devam ediyor. Yani dünyanın en uzun problemlerinden bir tanesi, en sıkıntı yaratan problemlerinden bir tanesi. Bu konular tartışılırken bana göre şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın, Kıbrıs Türk halkının önünün nasıl açılacağını daha fazla tartışmamız ve bu yönde daha fazla çareler üretmemiz gerekiyor. İnanıyorum. O zaman biraz daha içe dönelim. İçe dönmekle birlikte bugün biraz da Ulusal Birlik Partisi'ni konuşalım istiyorum aslında. Bir tüzük kurultayı kararı alındı. Geçtiğimiz gün Sayın Başkan'ın Hüseyin Özgürgün'ün bir açıklaması vardı. Ulusal Birlik Partisi dediğiniz zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran Kuzey KKTC'yi bugünden ileriye taşıyacak ve önemli projelere her zaman imza atmış ve bundan sonra atacak temel yapı ve KKTC'nin en güçlü partisidir demişti Sayın Başkan. Şöyle bir şey var. Ülkede herkes neredeyse yani toplumun %80'i, %90'ı sistemden ve düzenden şikayetçi. Hı hı. Bu düzenin oluşumunda Ulusal Birlik Partisi'nin payını ne olarak görüyorsunuz? Uzun yıllar iktidarda bulundu. Tabii ki yani doğrusuyla, yanlışıyla Ulusal Birlik Partisi'nin de bu süreçte müspet ve menfi yönde katkısı olmuştur. Diğer partilerde olduğu gibi. Yani bir kere tabii şunu unutmamak lazım. 1974'te neredeyse sıfırdan başlayan bir halk var kuzeyde. Yani bir göç olmuştur. Efendim dünyada ilk defa kuzeyde bırakılan mallarla güneyde bırakılan malların takası olmuştur. Güneyden gelenlerin bir kısmı mağdur olmuştur. Bir gecede insanların bir kısmı milyoner olmuştur. Yani çok dalgalı bir deniz diyelim. Çok dalgalı, çok çalkantılı bir süreç geçmiştir. Ama baktığınızda şu anda en azından bir cumhuriyeti olan, iyi veya kötü bir havalimanı olan, deniz limanları olan, yolları olan, yatırımları olan, sanayi bölgeleri olan, sosyal konut bölgeleri olan, yani baktığınızda ciddi boyutta da bazı yatırımlar, bazı atılımlar yapılmıştır. Tabii bunları yaparken ve bunların çoğunda da dediğiniz gibi süreç içerisinde Ulusal Birlik Partisi belki bu 40 yılın 30 yılında iktidarda olmuş bir partidir. Ve bu yatırımların da hemen hemen hepsinde yine Ulusal Birlik Partisi'nin katkısı vardır. Veya tamamen kendi döneminde yapılmış gelişmelerdir bunlar. Ama bunun yanında da tabii ki hem ekonomik anlamda, hem yönetim anlamında, hem başka konularda da sıkıntılar olmuştur. Olmuştur. Zaten olduğu için şu anda Ulusal Birlik Partisi ana muhalefet partisidir. Dolayısıyla diğer partilerin de zaten kusursuz, eksiksiz bir parti dünya yüzünde yoktur. Yok. Olmayacaklar. Ama önemli olan şudur, yanlışları veya yapılan hatalardan ders çıkarmak ve mümkün mertebe bu yanlışlar veya hataları en düşük seviyede, minimal seviyede tutmakta. Zaten bunu başardığınız anda işte iktidarda olursunuz ve başarılı bir iktidar dönemi geçirirsiniz. Toplum bunu görüyor ve değerlendiriyor. Bunu bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Yani yapılan doğrular ve yanlışları. Yani şimdi oturup tabii bir tartışmaya girildiği zaman açıkçası ön yargıyla yaklaşan arkadaşlarımız olur zaman zaman. Bu şekilde konuşulduğu zaman yani bakın daima bir şeyi tartışırken hep kendinize çekmeyeceksiniz. Gerçekler neyse onları tartışacaksınız. Yani şimdi kim kimi kandıracak, kim kimi yanlış yönlendirecek. Artık toplumda, dünyada gelişmiş özellikle toplumlarda her gece 40 tane 50 tane televizyon programının rahatlıkla ulaşılabileceği belki 100 tane bir ortamda siz insanları yalan ve yanlış yönde yönlendiremezsiniz. Yoktur böyle bir şey artık. Dolayısıyla gerçekleri tartışacaksınız. Ama bunları tartışırken de eksikleri de tamamlayacaksınız. Yani örnek veriyorum, biraz önce sorduğunuz Ulusal Birlik Partisi yanlışları var mı? Muhakkak vardır. Hayır, hiç yanlışı yoktur, mükemmeldir derseniz
Güleller size. Nasıl ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde evet. aynı sıkıntı. Nasıl ki diğer partilerde, Demokrat Parti'de vesaire diğer sıkıntılar veya yanlış zaman zaman veya yetersiz yönetim şekilleri oluşmuşsa gayet doğal olarak Ulusal Birlik Partisi'nde olmuştur. Ama söylemek istediğim şudur. Bu süreç içerisinde ciddi yatırımların hemen hemen hepsinde Ulusal Birlik Partisi'nin ya tek başına veya koalisyon hükümetleri döneminde atılan temellerdir. Yapılan limanlardır, havalimanlardır, evet. yollardır, sosyal konutlardır. Diğer büyük yatırımlar sanayi bölgeleridir ve şu veya bu şekilde. Ama bunları yaparken hatalar olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Tabii ki olmuştur. Gayet de yani o zaten bu konularda özellikle devlet yönetiminde yeter ki bakın altını çiziyorum. Bilerek suistimal, bilerek yanlış yapılmasın. Bu çok önemli. Kurultay dönemi bunu yaptığını düşünüyor musunuz Ulusal efendim? Birlik Partisi'nin istihdamlarında? Yani Sunat Atun Bey, yani mevcut genel sekreteri de daha önce stüdyomuza konuk olmuştu. O dönem kurultay döneminde ne yazık ki istihdamlar evet. yapıldığını söylemişti. Evet. Bu bahsettiğiniz nokta buraya gelir mi ve tabii. Ulusal Birlik Partisi bugün bir değişim iddiasıyla da TÜCİK kurultayına evet. gidiyor. Bundan sonra bu tarz noktalarda çok daha hassas olduğunu garantisini verir mi topluma? Yani şunu söyleyeyim. Tabii o süreç biliyorsunuz. Evet. Kurultay süreci. Ben hep söylerim. Allah derim hiçbir partinin başına böyle bir kurultay süreci vermesin. Tabii. Gerçekten yani rakip partilerin de başına vermesin. Çünkü çok sıkıntılı. Aynı partinin delegesi, üyesi, vekilinin birbiriyle kırıldığı, birbirini ötelediği, gerginlik yaşadığı ve neredeyse bir yıl süren bir süreç oldu. Ve bu süreç içerisinde biraz önce dediğiniz gibi işte bu meşhur 366 olayı gündeme geldi. Bana göre de diğer arkadaşlara da hemen hemen aynı şeydir. Yasal anlamda bakın evet. bunun altını çiziyorum. Yasal anlamda herhangi bir gayri yasallık yoktur. Yani CTP'nin 2004'te CTP'nin 2007'de, 2006'da, 2008'de aldığı, iş verdiği gençler gibi bu 366'ya da iş verilmiştir. Bunu yasal olarak söylüyorum. Ama vicdani olarak doğrudur. Vicdanlar da yara açmıştır. Çünkü o süreçte kurultay amaçlı veya belli bir yarışı kazanma amaçlı yapılmıştır bu işlemler. Bu da işin diğer tarafı. Tabii. Ama yasal olarak baktığınız zaman gayri yasallık, yani bu konuda çok ciddi araştırmaları olanlardan birisiyim. Ta 2000 hatta 1990'lı yıllara kadar geriye dönüp alım şekillerini hep araştıran birisiyim. Ve çok ilginçtir ki bunu biz Cumhuriyetçi Türk Partili milletvekilleri de canlı yayınlarda tartıştık. Bazıları da şok oldu. Onlar da araştırdı daha sonra ve kendileriyle konuştuğumuzda evet doğru hayret. Yani bu geçici özellikle memur alımı tamamen Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarı döneminde bu hale sokulmuştur. Daha önce imtihan vardı. Daha önce resmi gazetede önceden ilan vardı. Bu hale derken yani kolaylaştırıldı. Herhangi tamamen, o prosedürler tamamen, ortadan tamamen, kaldırıldı. Tamamen kaldırıldı bunlar. Tamamen CTP, ÖRP döneminde kaldırıldı. Bunların hepsi elimizde resmi evraklarla yani bunlara araştırılmıştır ve bulunmuştur. Önemli bir nokta çünkü tabii, bahsettiğiniz. Tabii bunlar ama o dönem çok tartışıldı canlı yayınlarda. Hatta mecliste çok tartışıldı. Ve öyle bir noktaya gelindi ki sayın Cumhuriyetçi Türk Partili vekiller veya parti başkanı ben söz verdim. MYK'ya da söz verdim. Partilime de söz verdim. Ben bu insanları atacağım. Ya diyorsunuz ki hiçbir farkı yoktur. Yani 2011-13'te alınanla 2008'de alınan arasında, 2011-12'de alınan arasında, yani 31 Aralık 2012 ile 1 Ocak 2013 yılı arasında bir fark yoktur. Ama diyorsunuz ki onlar kalsın. 31 Aralık'tan sonra işte bu sözde kurultay olayıyla ilgili alınanların hepsi günah keçisidir. Ben de diyorum ki size işte evraklar burada. Siz de aynı şekilde aldınız. Bir değişiklik yok. Yasal olarak bir gayri yasallık yok. Vicdani olarak tartışılır. Ama vicdani olarak tartışacaksa sizin döneminizde tartışacağız. Çünkü sizin döneminizde de yüzlerce alınmıştır. Neye göre alınmıştır? Bana seçimde bayrak salladı. Benim konvoyuma katıldı. Oy verdi. Gitti benimle beraber ev ev dolaştı. Yani partizanca.
Ha, burada bu, suçlu kimdir? Siyasetçiler efendim, mi, toplum mudur suçlu? Burada tabii ki bakın şöyle söyleyeyim. Bizim veyahut maalesef... Veyahut hata ortaklaşa mıdır? Yani bakın bizde siyaset son dönemlere kadar gör beni, göreyim seni mantığıyla gitmiştir. Yani inanın insanlar da öyle bir alışmıştır ki ben gidip oy vereceğim X kişiye çünkü çocuğumun ismini aldı. Yarın iktidara gelirken de seçimlerden sonra garanti verdi bana çocuğumu işe alacak. Ve üzücü olan şudur, çoğu zaman da bu verilen sözler tutulmadı. Zaten şu anda politikaya olan güven, güvenin, siyasete olan, siyasetçiye olan güvenin diplere vurmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Yani halk buna alıştırıldı, halk buna inanmak istedi, inandı da. Çünkü halkın da veya belli kesimin de işine geldi. Çünkü çocuğunu işe koydu, efendim kredi aldı, belli menfaatlar sağlandı. Yani öyle bir düzen kuruldu ki sen beni besle, ben de seni besleyeyim. Evet, o zaman biraz... Bu da tabii ki işte siyaseti bu noktaya getirdi. Evet, TÜZÜK Kurultayı 29 Kasım 2014'te evet. Yanılmıyorsam gerçekleşecek. Doğru. UBP'nin çehresini değiştirecek, vizyon olarak da evet. UBP'yi geleceğe taşıyacak çok köklü ve evet. çağdaş... bir TÜZÜK Kurultayı olacağından bahsediliyor. Evet. Neler var gündemde, neler değiştirilecek, nelerden hoşnutsuz TÜZÜK'le ilgili evet. Ulusal Birlik Partisi? Şimdi şunu söyleyeyim. Hani spesifik madde yerine bir genelleme yapabilirsek tabii. burada. Zaten komitenin başkanı da bendim. Yani bu TÜZÜK'ü hazırlayan komitenin. Evet. Ve çok gerçekten büyük emek sarf ettik. Toplamda aşağı yukarı 200 saate yakın bir çalışmanın ürünüdür. Büyük bazı partilerin hem Türkiye'de hem yurt dışında TÜZÜK'leri satır satır okundu, tartışıldı ve bir kısmı adapte edildi. Bizim tabii liberal partilerin ağırlıklı olarak liberal partilerin ortanın sağı. Hatta CHP dediğimiz sosyal demokrat partilere de bakıldı. Tabii esas sıkıntı şuydu. Biz 11 Ekim 1975 yılında kurulan bir partiyiz. Ve bir de doğal olarak da TÜZÜK de vardı. O dönemde hazırlanan TÜZÜK vardı. Bu arada süreç içinde bir iki defa TÜZÜK'te küçük madde değişiklikleri yapıldı. Ama TÜZÜK'e baktığınız zaman gerçekten günümüz politikasıyla, günümüz stratejisiyle, günümüz Kıbrıs konusuyla bazı noktalarda geri kaldığını fark ettik. Yani örneğin bu TÜZÜK yapıldığı zaman Avrupa Birliği yoktu. Ha. Dolayısıyla şu anda partinin ilkelerinde ve görüşlerinde Avrupa Birliği ile ilgili ciddi TÜZÜK'te tabii ki eksiklikler vardı. TÜZÜK'le program birlikte mi ulusal? Program değil şey, ilkeler, partinin ilkeleri. Gördüğü şeyler. Tabii onlar hep bütün partilerde olduğu gibi TÜZÜK'lerde bizde de vardı. Artı parti içerisindeki özellikle örgütlenme de çok sıkıntılar yani demode olmuş bazı şeyler vardı. Ayrım örneğin kurultay delegesi ve ilçe delegeliği vardı. Yani siz kendi delegenizi kategorize ediyordunuz. A kategorisi, sınıfı, B evet. kategorisi. Aynen. Mesela şu anda en basit örnek bu 366 dediniz. Bir bakıyorsunuz daha ziyade 366'lı çocukların büyük bir kısmı kurultay delegeleri. İşte meşhur derler ya, kurultay delegelerinin yakınları veya çocukları. İlçe delegeleri ki esas ağırlık ciddi boyutta sayı olarak da ilçe delegesinde olmasına rağmen ilçe delegeleri üvey çocuktu. Yani genellikle seçimden seçime hatırlanan ve çoğu zaman da örgüt binalarında çok fazla rastlamadığımız kesimdi ve ağırlıklı olan kesimdi bu tabii ki. Ama delege sistemi devam edecek. Yok, delege sistemi kısmetse tek tip delege oluyor artık. Yani kaymak takımı ve üvey çocuk ortadan kalkıyor. Parti delegesi adı altında herkes eşit seviyede olacak. Yani bundan sonra işte 10 tane kurultay delegesi, 50 tane ilçe delegesi olmayacak. 60 tane parti delegesi parti olacak. Tek evet. şey. Diğer bir örgütlenme sandık başı örgütlenmedir. Burada da sıkıntımız olmuştu. Ve baktığımız zaman diğer büyük partilere, başarılı partilere özellikle bu örgütlenme konusunda çok büyük şey sarf etmişler belli ki. Ve örgütlenmelerini sandık başı örgütlenme. Hatta örneğin şu anda Türkiye'deki AK Parti iktidarında örgütü de geçmiş, sandığı da geçmişler. Mahalle, sokak, hatta apartman bazında örgütlenme söz konusu şu anda. Biz o kadar detaya inmeden örgütlenmeyi de sandık başı örgütlenme. Yani bundan sonra görevli olan delegeler, ilçe delegeleri herkesin bir sandığı olacak. O sandıktan sorumlu olacak. Yani örgüt başkanı sandık, o sandıkla ilgili bilgi almak isterse
O 4 yıl, 5 yıl boyunca o sandıktan sorumlu olacak olan arkadaşlar çağrılacak ve kendilerinden o konu, o sandıkla ilgili bilgi alınacak. Nasıl bir çalışma düzeni kurulacak? Hedef ne olacak? Onlar işte onlar o sandıktan. Olacak. Bunun gibi bir tabii şey kadınlara. Peki CHP'den bir şeyler bulabildiniz mi sizin içerinize alabileceğiniz? CHP'den çok fazla bir şey, bulamadık. Ama mesela kadın kotası olayı var. Parti yönetiminde %30'luk bir kota koyduk kadınlarımıza. Evet. Yine gençlerle ilgili gençlerin önünü açacak şeyler var, düzenlemeler var. Sınırlamalar var. Artık bundan sonra sonsuz parti başkanı veya süre anlamında örgüt başkanı veya ilçe başkanı olmayacak. Ne kadar öngörülüyor parti başkanı için? 5 kurultay dönemidir. Yani 10 yıldır toplam. 10 yılın sonunda değişecek. Şey gibi, AK Parti gibi bir dönem yani 2 yıl parti içinde çalışacak. 2 yıl sonra tekrardan 5 yıllık o hakkı doğacak. Evet. 10 yıla damga vuracak. UVP ekibi ve katkılarının temelini atacaktır diyor. Şimdi TÜZÜK'le yeni katkıların ve ekibin oluşması arasındaki bağlantı nedir? Bu yenilenmeyle birlikte oluşacak olan nokta yani, hep biz şunu duyardık. Gençlerde ve özellikle Ulusal Birlik Partisi'ne gönül vermiş ama bir şekilde ben önüm kapalı zaten. Dolayısıyla girip de parti içinde bir yere ulaşmam mümkün değil. Bu ön yargı özellikle belli bir 30 yaş üstü iş adamları olsun, girişimciler olsun yaptığım temaslarda çok sık rastladım bu şeye, bu şikayete. Yani Doktor Bey, Faiz Bey, Sayın Başkan, yani biz ne yapacağız? Yani gelelim girelim, önümüz kapalı. Yani ne herhangi bir yerde bir yetki alabiliriz, ne başka bir şey alabiliriz. Çünkü öyle bir sistem var ki bu sistem bizi kullanır, ondan sonra da bir yere atar. Ondan dolayı esas olarak çıkış noktalarımızdan bir tanesi de bu olmuştur. Yani sınırlandırma yapıp yeni gelecek olan nesli, yeni gelecek olan genç ve orta yaş grubunu da bu çarkın içerisine sokabilme, monte edebilme ve tahmin ediyorum kurultaydan sonra ciddi boyutta, çünkü yani alıyorum o sinyalleri, yani gittiğim, sohbet ettiğim yerlerde çok insan, çok genç, çok başarılı iş adamları var ki yani gelip aktif, aktif olarak bizim biz bu şeye girebiliriz şeklinde fikir beyan ediyorlar. Dolayısıyla gerçekten ben, bir hareket evet, ve var. Bir şey başlayacak gibi. Aslında genelde TÜZÜK'ler partilerin anayasası gibidir. Yani aynen, daha fazla kuralların yer aldığı noktalardır ama sanırım kurallarla birlikte bazı ilkeleri değiştiriyor Ulusal Birlik Partisi. Evet. Bazı noktalarda değişiklik yapıyorlar. Sayın Başkan'ın yine bir açıklaması vardı. Ulusal Birlik Partisi'nin güçlenmekte olduğunu ve bunu kimsenin durduramayacağını söyledi. Anket çalışmaları mı yapıyorsunuz? Evet. Bunlar halktan aldığınız tepkilerden mi bu kanıya varılıyor? Nedir dayanak noktası bunun? Tabii ki. Yani biliyorsunuz partiler belli aralıklarla anket çalışmaları da yapıyorlar. Gerçekten zaten açık söyleyeyim. Anket çalışmalarına bana göre şu anda ki yapılıyor. Evet. Gerek olmadan o ilgiyi görüyorsunuz. Yani gittiğiniz zaman örgütlere yine iktidar döneminde olduğu gibi, o huzurlu dönem dediğimiz, yani kurultay öncesi dönemde olduğu gibi ciddi bir ve yoğun bir ilgi söz konusu. Bir yere gidip sohbet ettiğiniz zaman ne zaman geliyorsunuz? Bunlar bizi mahvetti. Yani tekrardan bir umut şeklinde halkın içerisinde ciddi bir kanı var. Yani Ulusal Birlik Partisi muhalefete düştü. İşte yine düştüğümüz nokta burası. Darmadağın her taraf. Tutulacak bir şey kalmadı. Koalisyon partileri birbirini yemekle meşgul. İki genel sekreter sürekli olarak o kadar ileri gidiyorlar ki düşünün. İktidarın partisinin ikinci adamı diyor ki ben şu anda bir güven oyu olsa güven oyu vermeyeceğim diyor bu iktidara. Bakın olacak şey mi bu? Aynı şeyi bir bakıyorsunuz. Büyük partinin genel sekreteri de buna benzer bir bakanı suçlayıcı suyla ilgili ve diğer konularda. Hatta istifa etmesi gerekir şeklinde oraya kadar gidecek beyanlarda bulunuyor. Yani, ama şey de yok o Faiz Bey sanki. Mesela bahsettiğiniz gibi genel sekreteri ve milletvekili olan kişi yani Demokrat Parti'de güven oyu vermem diyor. Öte yandan büyük partinin, hükümet ortağı büyük partinin genel sekreteri de
su özelleştirilmez, o yapılmaz, bu yapılmaz. Evet, evet, evet. KTE, eski KTE çalışanlar işe alınacak diyor. Ama evet, evet, üst noktalara baktığınız zaman mesela başbakanla başbakan yardımcısı arasında evet, çok fazla böyle bir nokta yok. Ve geçen hafta Serdar Bey buradaydı. Serdar Bey istediklerini düşünsünler, bunu bir potada eritebilirsek sıkıntı yok diyordu. Ama bu ne kadar sağlıklı götürebilir hükümeti, bu görüş ayrılıkları? Şimdi tabii şudur, bakın tabii ki burada sonuçta parti yetkili kurulları karar verir devama veya tamama koalisyonla ilgili, ama önemli olan şudur. Bu beyanlar, bu söylemler halk arasında ciddi bir güvensizlik, yani bunlar birbirine düşmüş, zaten her şey dibe vurmuş, hala daha bunlar kendi kendileriyle kavga ediyor. Yani en önemlisi, iktidarda iktidar olmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi de güvendir. Eğer halkın size hükümetteyken yapmış olduğunuz uygulamalardan, kendi iç kavgalarınızdan, iki koalisyon partisi ise ki şu anda öyledir, iki partinin sürekli olarak birbiriyle didişmesi, vekillerinin birbiriyle didişmesi, bu halk içerisinde işte görüyor musunuz, bakın hiçbir şekilde bir homojenite yoktur, bir teklik yoktur. Hep kavga, hep birbirleriyle çekişme. İşte sonuç olarak da ekonominin geldiği nokta bu, turizmin geldiği nokta bu, eğitimin geldiği nokta bu, sağlığın geldiği nokta bu. Her şeyin dibe vurduğu bir süreç yaşıyoruz. İşte bu güven erozyonu direkt olarak şeyi de, başarıyı da daha da aşağıya çekmeye sebep oluyor. Bu toplumu demoralize ediyor. Tabii. İster istemez konu gelip Cumhurbaşkanlığına geliyor. Evet. 6,5 ay vardı. Çok konuşmak istemiyordum ama bir tavsiye kararı aldı parti meclisi ve mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'nun yeniden aday olmasına yönelik bir tavsiye kararı aldı. İlçelerde gezilerek sanırım bu karara ilişkin destek alınıyor. Buraya kadar doğru söylüyorum. Yok, bir eksik var. Tavsiye kararı almadı. Sadece tavsiye düşüncesini, tavsiye kararını kısmetse 9 Ekim'de yapılacak olan toplantıda alınacak. Geçen gün yapmış olduğumuz toplantıda bu konuda teşvik edici olma yönünde partinin teşvik edici karar da değil, bir görüş ortaya kondu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda teşvik edici bir tavır ortaya koyma. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı şu aşamada ben adayım demedi. Adaylığı düşünüyorum. Kasım ayında da bu konuda karar vereceğim dedi. Parti olarak da biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığının motive edilmesi yönünde, teşvik edilmesi yönünde bir hareket başlatıldı. Evet. Tam burada iki soru sormak isterim. Tabii. Dün New York dönüşü Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu ve şu an konsantrasyonunun müzakerelerde olduğunu, adaylığı düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı bunu söylerken parti olarak sizin yaptığınız çalışmalar bir çelişki oluşturur mu? İkincisi de bağımsızlık, bağımsız olması çok önemli bir konu. Tüm toplumu kucaklayabilmesi açısından Cumhurbaşkanlarının. Bu noktada Ulusal Birlik Partisi'nin bu yöndeki atılımı o kurumun kurumun bağımsızlığına değil de Cumhurbaşkanı'nın o duruşuna bir zarar verir mi sizce? Yani şunu söyleyeyim. Geçen seçimlerde biliyorsunuz Derviş Bey Ulusal Birlik Partisi'nin adayı idi ve kazandı. Evet. Ama gerçekten de bu süreç içerisinde azami ölçüde tarafsız olma gayreti içerisinde oldu. Ve bu yönde de bana göre başarılıdır. Ciddi boyutta başarılıdır. Şu anda tabii biraz önce dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bağımsız mı, biz Ulusal Birlik Partisi'nden mi çıkacağı konusunda da bir herhangi bir şeyimiz yok. Tabii ki eğer ben bağımsız aday olarak açıklıyorum dediği zaman da Sayın Cumhurbaşkanı, bunu tabii parti meclisinde Ulusal Birlik Partisi tartışacaktır. Yani bağımsız bir adaya mı destek verilecek veya ne yapılacak, bu konu tabii tartışılacaktır. Ama şu aşamada bizim özellikle Kıbrıs davasında, Kıbrıs konusunda gelinen nokta itibarıyla bunu 5 yıldır gerçekten hep bir adım önde politikasıyla, hep aktif, proaktif politika izleyerek bir şekilde başarılı bir süreç izleyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kritik dönemde, önümüzdeki 5 yıl ki bana göre çok kritik bir süreç olacaktır bu, tecrübesi ve yapmış olduğu bu 5 yıllık veya 4,5 yıllık neyse süreçteki başarısı dolayısıyla, bize göre başarısı dolayısıyla devam etmesinin topluma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ciddi bir artı getireceğini düşünüyoruz. Yani Sayın Derviş Eroğlu'nu destekleme veya Cumhurbaşkanı adayı olmasını teşvik etme yönündeki esas temeldeki yatan düşünce budur. Tecrübe ve bu süreç içerisindeki
gerçek anlamda başarılı bir görüşme sürecinin yaşatıldığına inanıyoruz. Ve bunun da devam etmesini evet, istiyorsun. Aynen öyle. Ama şöyle de bir şey oluyor. Bazen şöyle şeylere de geliyor. Onu da sormak istiyorum. Yine Sunat Bey'in açıklamasıydı. Ancak bizim Dervişeroğlu'nun yeniden aday olmasına gereksinimimiz vardır. Eroğlu'nun aday olduğu seçim süreci derlenip toparlanma açısından fırsat olacaktır diyor. Peki şu soru o zaman atla da geliyor aynı zamanda. Peki Sayın Cumhurbaşkanı aday olmazsa ne evet. olur Ulusal Birlik Partisi'nde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii yanılmıyorsam 6,5 aylık bir süreç var. Evet, bir kere işin başında güzel bir şey söylediniz. Bence aynı fikirdeyim. Hep ben bunu savundum. Katıldığım programlarda da söyledim. Çok erken başladı. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı tartışması bu ülkede çok erken başlatıldı. Bakın 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nde Tayyip Bey 1,5 ay önce veya 40 gün önce açıkladı. 2 ay kalmayan da 2 ay yani, daha fazla daha az bir süre vardı. Bakın bu süreç Talat Bey'in çekilmesine kadar götürdüğü işi. Yani bu tartışmalar başlamasaydı, yıpranmasaydı belki de şu anda farklı bir aday olacaktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Bravo, aynen öyle. Yani çok erken başlandı. Basınla, politikacılarla, halkla çok erken başlandı. Yani 7 ay kala, 8 ay kala biz birinci madde olarak ve güncel, sanki güncelmiş gibi Cumhurbaşkanlığını en öne ittik. Ve sürekli adayları gündeme getirip adayları tartıştırdık ve yıprattık. Ve bunun canlı örneğini sol cenahta dediğim gibi 5 yıldır Cumhurbaşkanlığına hazırlanan Sayın Talat'ın, bakın iddia ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Derviş Bey'e devrettiği gün Cumhurbaşkanlığını çalışmaya başladı yeni dönem için. Aynen öyle. Dönüşü Cumhurbaşkanlığından çıkışı hatırlarsınız eski bir beyaz pick-up arabayla. O gün başladı işte. O bir şeydi. Mesajdı. Ve o günden sonra da hep aktif oldu. Gezdi, şu oldu, bu oldu. Ne oldu ondan sonra? İşte tartışmalar başladı. Ben kendimi tartıştırmam dedi. Şöyle oldu, böyle oldu ve bir bakıyorsunuz bitti. Bitti. Bu 5 yıllık şey bitti. Dolayısıyla biz bu tip olayları yaşamak ve tekrardan aynı çarkın dönmesine fırsat vermek istemiyoruz. Onun için çok da fazla bu konuyu Sayın Dervişeroğlu'nun isminin tartışılmasının hele hele bu süreçte bana göre çok da fazla faydası ve gereği yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı kendi kararını kendi verecektir. Biz Ulusal Birlik Partisi olarak bu süreçte yani önümüzdeki 5 yılın Kıbrıs konusunda ciddi bir tecrübeye, ciddi bir bilgi birikimine ihtiyacı olan bir süreç olacağını ve bunun da Sayın Dervişeroğlu'nda olduğuna inanan bir partiyiz. Dolayısıyla kendisini adaylık açısından teşvik etmeye çalışıyoruz ve yapılan toplantılarda işte çıkan şeylerde de görüşlerde de genelde oy birliği veyahut da hemen hemen değil tam anlamıyla parti meclisinde olsun diğer ilçe yönetim kadrolarında olsun genellikle bu konuda bu teşvik edici şey konusunda ileri adım atılmasını bütün arkadaşlar destekliyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı konusunu kapatmak tabii istiyorum. Ki, şunu sormak istiyorum. Tabii. Cuma günü de İrsen Bey konuğumuz olacak. Aha. İlişkiler nasıl gidiyorsunuz? Sonuçta hem milletvekilisiniz siz hem de Lefkoşa ilçe başkanısınız. Tabii. Yani şunu söyleyeyim. Soruluyor. İrsen Bey de aday olmak istiyor. Bakın. Adaylık ekseninde de sormadım bu soruyu. Yani partiyle çünkü yani şu anda herhangi bir yani sonuçta bu partiye uzun yıllarını vermiş bir büyüğümüzdür. Saygımız ve sevgimiz her zaman tabii ki vardır. Kendisi parti içerisinde katkı anlamında veya herhangi bir şekilde bir faaliyet anlamında bir düşüncesi varsa ki şu ana kadar bir dinlenmeyi tercih etmiştir. Tahmin ediyorum ki tecrübesinden yararlanılır. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmem. Gündemde olan işte kendisi de aday olabilir şeklinde çeşitli dedikodular var etrafta. Buna da ben tek bir cümleyle cevap vermek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı olma efsaflarına sahip herkes Cumhurbaşkanı aday olabilir. Dolayısıyla burada kategorize etmenin veyahut da olamaz, sen yapamazsın olayı tamamen biraz da yanlıştı. Kötü bir yaklaşım değil bu. Sen olaman demek. Yoktur o dediğiniz gibi hayırsa yani, o. Yani tabii ki gelir aday olur. Allah da herkesin yolunu açık etsin. Yani sonuçta dediğim gibi sen olaman sen olun, sen öylesin, sen böylesin şeklinde. Kimse engelleme şey yok. Aynen öyle. Şimdi geçtiğimiz gün bir iletiniz vardı sosyal medyada. Benim de dikkatimi çekti. Evet.
IŞİD olaylarından başlayarak evet. adadaki üslerin kullanımına Hı-hı. değindiniz ve bu üslerin kullanımıyla birlikte aslında önemli bir mesaj verdiniz. Evet. Kıbrıs'ta yaşayan iki halkın onaylayacağı gerçek evet. barışın getirecek çözümünü gecikmeden bulmalıyız dediniz. Evet. Gerçek barışa da vurgu yapmak için büyük harflerle yazdınız. Doğru. Ne demek istiyorsunuz gerçek barışla? Çünkü tabii, önemli bir mesaj var aslında. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki gerçekten geçenlerde oturup böyle daha doğrusu gazetede zannederim IŞİD'le ilgili bir haber okuyordum. Ve bu arada İngiliz üslerine kalkan uçakların bir gün önce o bölgedeki IŞİD mevzilerini veya geri hatlarını özellikle petrol üretim tesislerini bombaladığını okudum. Evet. Daha önceden de zaten o bilgiyi alıyorduk. Ve şunu düşündüm. Dedim ki ya farz et ki IŞİD'in elinde roket var. Uzun menzilli. 300-400 kilometre fazla uzağa da gerek yok. Ve tabii. dedi ki kardeşim bu küçücük ülke zaten Türkiye'ye bulaşmak istemiyorum. Büyük ülke. Şuraya. Ama ben dünyaya bir şeyi göstermek isterim. İşte ben, siz beni bombalıyorsunuz. Ben de size cevabı veririm. İki tane, üç tane füze attı. Birisi geldi Mausa'ya düştü. Birisi geldi Larnaca'ya düştü. Yüzlerce sivil gece uyurken düşen o roketin yarattığı şeyle yüzlerce insanımızı kaybettik. Peki dedim, kim buradan sorumlu olacak ve kime bizim dışımızda kim üzülecek? Yani bu böyle kafamda bir şey oldu. Mesela İsrail biliyorsunuz Gazze'ye saldırdı. Evet. Daha sonra Gazze'den de İsrail'e roketler atıldı ama kurmuş oldukları bir hava savunma sistemiyle gelen roketler havada yok edildi. Yani neredeyse İsrail'e yüzlerce bin kusur roket atılmıştır Gazze bölgesinden ama düşen 3 tane 4 tanedir. Onlardan da bir tanesi yaşam alanında, geri kalanların hepsi ya havada yok edildi veyahut da şey yaptı. Peki benim böyle bir kalkanım var mı? Böyle bir savun yoktur. Ama benim ülkemde garantör ülke vasfıyla hiç kimseye sorma ihtiyacı duymadan kalkıyor İngiliz üslerinin uçaklar ve gidip benim ülkemi müdahil ediyor bir savaşa. Ve tehlikeye tabii sokuyor. Ki, tabii canım. Yani bakın bu Allah kimsenin tabii ki böyle bir şey yaşamasına izin vermesin ama bu çok rahat olabilecek bir şeydir. Dolayısıyla dedim ki biz kendi kendimizle yani iki halk kendi kendiyle uğraşmaktan bu taraflardaki esas tehlikeleri de göz ardı ediyoruz. Onun o için ortaklaşma duygusu aslında çok önemli değil mi? Bu konuda özellikle. Çünkü bu hepimizi ilgilendirir. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer IŞİD değil de başka bir ülkeye de olabilir. Yarın öbür gün Libya'da bir karışıklık olur. Cezayir'de bir karışıklık olur. Mısır'da bir karışıklık olur. Yine bu üslerden kalkar uçaklar gider ama oradan herhangi bir şekilde buraya biraz önce dediğim gibi üslere yönelik bir savunma anlamda saldırı yapılırsa biz ilk zarar görecek olan bizim çocuklarımız belki de bizim kendimiz şu anda. Dolayısıyla burada bu ülkede yaşayan herkes tüm canlılar aynen hatta öyle, tüm aynen canlılar. Tabii bütün canlılar. Dolayısıyla ben hep şunu söyledim. Dedim ki hep de söylüyorum zaten. Arkadaşlar bu ülkede barışı tesis edecek olan esasında iki halktır. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkıdır ve Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rum halkıdır. Gerisi teferruattır. Ben bunu hep söylüyorum. Ama yapılacak olan bu çözüm bir barış getirmesi lazım. Yoksa çözüm büyük güçlerin, görüyoruz işte Arap ülkelerinde, İran, Irak özellikle, Afganistan, Suriye, hatta Libya şu anda ne hallere geldi görüyoruz. Yani yeniden yani, kendimizin dışındaki noktalardan tabii, empoze dizi edilerek zoraki bir çözüm bu adada barış değil, tam tersi iç kargaşa getiriyor. O zaman bu iki halkın artık aklını başına toplayıp iki tarafın da kabul edebileceği İki tarafı da mağdur etmeyecek. Çünkü iki taraftan hangisi olursa olsun yapılacak olan bir çözüm, bulunacak olan bir çözümde, bir anlaşmada eğer mağdur olursa, mağduru yaşarsa tekrar söylüyorum bu çözüm barış getirmez. Amaç da barış getirmektir. Dolayısıyla barışın gelmesi için dediğim gibi iki tarafın belki belli ölçülerde geri adım atması, belli ölçülerde kendi bölgesini veyahut da kendi düşüncelerini savunması ama her halükarda iki tarafın da
geri adım atması veya iki tarafın da beraber ileri adım atması. Yani vicdanen iki tarafın da vicdanında bulunacak olan çözümün kabul görmesi gerekmektedir. Evet. Esas olay budur. Ha, bunu eğer başarabilirsek ve Kıbrıs'ta bir çözüm ama gerçek anlamda barış getirecek bir çözüm bulursak işte çocuklarımıza belki torunlarımıza verebileceğimiz en büyük hediye olacak. Evet. Son 5 dakikaya girdik Faiz Bey. Birkaç da farklı soru sormak isterim bu yönlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin düşündüğünü görebilmek adına. Tabii. Çünkü aslında her gün ülkedeki sıkıntıları konuşuyoruz. Biraz burada evet. Biraz daha da farklılık olsun istedim. Tabii. Özel sektörün sendikalaşmasına nasıl bakıyor Ulusal Birlik Partisi veya bundan sonra bu konuya ilişkin ne gibi düşüncesi olur? Yani şunu söyleyeyim, şu anda devletteki tüm sendikalardan bahsetmiyorum ama sendikacılık bizde maalesef büyük oranda siyasallaşmıştır. Yani sendika kendi zümresinden ziyade, temsil ettiği şeyden ziyade devleti yönetme, hükümetleri kontrol altına alma ve bunu yapmazsan ben de greve giderim veya ben de şunu yaparım gibi tehditlerle yürütmeye çalışıyorlar. Ben dünyada özellikle örnek olarak aldığımız Avrupa Birliği ülkelerinde sendikacılığın bu şekilde olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla sendikacılıkta tabii yani bir örnek vereyim. Çok şeydir bu, tipik bir örnektir. Benim şu anda hayvancılar ciddi boyutta maddi ve manevi çöküş içerisindedirler. Ülkede. Hala daha düşünün süt paraları 5. liste ödenmemiştir. Bu insanların çekleri karşılıksızdır. Efendim yazdıkları çeklerin karşılığı yoktur. Borçları had safhadadır. Hayvanlarına yem bulacak durumda değillerdir. Ve bu kesmi temsil eden bu şeyin başkanı gidiyor ve bir protesto için bir siyah çelenk veriyor başbakan yardımcısına. Allah aşkına o resme bakın. Kucak kucağa gülerek protesto ediyor. Olmaz. Bu şey. Peki son soru. Evet. Vaktimizin sonuna geldik çünkü. Tabii. Homofobiye yönelik görüşü nedir Ulusal Birlik Partisi'nin? Homofobik bir parti midir veya bu LGBT bireylere ilişkin yeni bir açılım getirecek midir görüş olarak? Çok fazla duymadık çünkü. Evet. Yani şimdi tabii toplumun yani bireysel anlamda, sosyal yaşam anlamında Ulusal Birlik Partisi genellikle özellikle bu konulardaki atılacak olan adımlara toplumun ve bireylerin ve toplumun daha doğrusu geleneğine, göreneğine ters düşmeyecek her konuda her türlü açılıma hazırdır. Yalnız biz hep şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki arkadaşlar birincil derecede bizim için şu aşamada acil müdahale etmemiz gereken şey ekonomidir. Halkın cebindeki paranın değeri kazanmasıdır ve o paranın artmasıdır. Esas olarak şu anda gündem olması gereken bu konulardır ve öncelik de budur. Ama diğer konularda da özellikle sosyal yaklaşımlı konularda da tabii ki dediğim gibi herhangi bir ille de şunda bizim kırmızı çizgimizdir böyle bir şey olmaz şeklinde bir yaklaşımı yok. Büyük ihtimal kurultayla da birlikte daha geniş şekilde bu tarz düşünceleri de paylaşmaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Doktor Faiz Sucuoğlu stüdyo konuğumuzdu. Ağırlıklı olarak Ulusal Birlik Partisi'ni konuştuk. Kasım ayında bir tüzük kurultayı yapılıyor. Yenileneceğini, çehre değiştireceğini söylüyor Ulusal Birlik Partisi. Biz de Faiz Bey'den bu yeniliklerin ne olacağına ilişkin sinyalleri almaya çalıştık. Kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından Hayvanseverler Platformu temsilcisi Oya Demirsöz konuğumuz olacak. 4 Ekim tarihi Dünya Hayvan Hakları Günü. Bunu konuşacağız kendisiyle. Ülkedeki hayvanların durumunu, barınakları konuşacağız. Hürriyetlere ilişkin bugün Dipkarpaz Belediye Başkanı'nın dün Dipkarpaz Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bunları kendisiyle birlikte değerlendireceğiz. Kısa bir aranın ardından yeniden buradayız.